Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Namazda önümüzden biri geçtiğinde 3 defadan fazla engellediğimizde namazımız bozulur mu? Hanefiler namazda birisi önünden geçerken engellemezler pek. Çünkü Hanefi'ye göre bir kimse namaz kılarken işte yapmış olduğu hareketlerden, tavır ve davranışlardan dışarıdaki bir kimse bu namazda değil hükmüne varınca onun namazı fasit olur. O yüzden bir kimse önünden geçmekle alakalı bir küçük sütre koyacak. Yani işte bir bıçak dahi sütre hükmünde. Bu da arazideyken. Normalde önünde geçerken mesela Hanefiler bir mescidi sagir, mescidi kebir hükmü vardır. Yani küçük mescit, büyük mescit. İşte zannediyorum aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Bunu normalde yine de bakmak lazım. Çünkü bir hayli bilgi olarak eski bir bilgi, hata yapabilirim burada, onu baştan söyleyeyim. 2'ye 3 metrekare olan bir yer, mescidi sagir, küçük mescid. Öyle olunca onun önünden geçmek bu noktada o hadis-i şerife binaen çok büyük günah-ı kebair. Ama 2'ye 3 büyük bir, 2'ye 3'ten büyük bir mescitse, o zaman onun önünden geçilmesinde sıkıntı yok, bir sakınca yok mescid Hanefi'ye göre. Bu zaten tabi hadis-i şerifi bilirler. Hadis-i şerif var ya işte önünden geçerse diye ağır bir hadis. O yüzden ona bakaraktan hükmetmeye çalışıyorlar. Bu daha ilerisi hacca ömreye gidenler bilirler. Orada şimdi çok rahat dalar insan. Ne bileyim işte hızla bir yere gidecektir. Namaz kılan bir Arap'ın önünden geçemezsiniz. Mümkün değil. Yani namazda sizinle kavga edebilir tabiri caizse. Çünkü hiç unutamadığım bir böyle anım var benim. Bizim Türk hacılardan birisi, şimdi adam namaz kılıyor. Arap durmuş böyle Beytullah'a karşı. Bizimki tam geçecek, tak bir adım atıp kolunu da uzatıyor böyle. Ondan sonra bizimkini durduruyor şimdi. Bizimki duruyor şimdi. O gene namaza devam ediyor, okumaya devam ediyor. Bizimki inat ediyor, oradan geçecek. Bir hamle daha yaptı, geçecek. Tak tuttu gene onu. Ben de Allah affetsin tesbih çekiyorum. Allah'ım dedim ya. Dedim hani namaz kılan Arap kafayı bizimkine taktı. Bizimki de ona taktı. Böyle baktı, bakıyor. Onun bir fırsatını kolluyor. Geçecek yine oradan o. Ya arkadan geç, önünden geç. Yok oradan geçecek. Üçüncüsünde böyle onun böyle hani boşluğuna denk geliyor gibi böyle bir boşluğuna denk getirdi. Tam gidecek tak Arap gene tuttu onu. Hem bir adımı ileri atıyor, kolunu da ileri atıyor. Ondan sonra döndü. Namazı bozuldu bunun ya dedi. E sen bozacaksın dedim böyle gidersin. Dövecek seni şimdi namazda dedim. Bırak adamı. Ya adam neredesin lan diyecek ya. Yeter lan git annem uğraşsa diyecek. Bir tane patlatacak bunun gibi. Allah bizi affetsin. Hanefiler namazda 3 değişik hareket yaparlarsa namazları fasit olur. 3 değişik hareket. Yani bir adam kalktı işte bir takkesini düzeltti. Elini bağladı. Ardından pantolonunu çekti. Elini bağladı. Adam ondan sonra da kalktı, sarığı arkaya attı. Namazı fasit oldu. Hanefi'ye göre. Sakın hacca ömreye gidenler Araplara aldanmasınlar. Onlar ört, o başlarındaki poşuyu alıyor, çeviriyor, bir daha çeviriyor. Olmuyor bir kontrol ediyor uzunluğunu, kısalığını, ikisi denk gelmiş mi diye. Bakıyor, namaz kılıyor ya, bakıyor böyle. Ha namaz kılıyor ama. Bırakıyor. Ondan sonra topluyor, tekrar bırakıyor. Onlar aldatmasın sizi. Evet.
Cenab-ı Allah üç şeyi yapmanızdan hoşlanmaz. Oruçta kadınlara yaklaşmaktan, namazda oyalanmaktan ve mezarlıklarda gülmekten buyurmuştur. Hem oynamak namazın dışında haram iken, namazda oyalanmaktan diye yazıyor burada. Hem oynamak namazın dışında haram iken, namazda haram olması evleviyetle lazım gelir. El-Hidaye'de geçen bu bahiste namazın dışında oynamanın haram olması kısmını anlayamadık. Hakkınızı helal edin. Namazda oyalanmaktan diye yazmışsınız buradaki şeyde. Burada bir yazılanda sıkıntı var. Eğer yazan buradaysa buna müdahale edebilecekse etsin. Oruçta kadınlara yaklaşmaktan, namazda oyalanmaktan. Herhalde yanlış okumuyorum ben. Mezarlıklarda gülmekten. Savaş, gel bakayım. Ne burası? Oyalanmaktan. Oyalanmaktan. Tamam. Senin okul durumun ne? Ne bölüm? Ha, iyi. Benim gibi ortaokul mezunu değilsin yani, bak. Aynı okuduk. Tekrar söylüyorum. Cenab-ı Allah üç şeyi yapmanızdan hoşlanmaz. Oruçta kadınlara yaklaşmaktan. Burada normalde bir tek nefsine hakim olacağına inandıysa bir erkek, buna bu kapı açıktır. Bu ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin eşlerinden diyor ki, Hazreti Ayşe annemiz diyor, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin nefsi gibi değilsiniz. Hani nefsinize hakim olamazsınız diyor. O yüzden nefsine hakim olamayacağına kesin bilen insanlar burada kadınlarla kadınlara yaklaşmaktan uzak duracak. Namazda oyalanmak, bir namazın dışında oyalanmak, namazı geciktirmek. Benim anladığım buradaki namazda oyalanmaktan. İki, namazın içerisinde. Normalde bir kimsenin başka şeylerle ilgilenmesi gibi. Üçüncüsü, mezarlıklarda gülmek. Evet, mezarlıklarda gülmek caiz değil. Bu soruyu soran kimse, burada bir eksikliğimiz varsa soruda, onu tekrar düzeltebilir. El-Hidaye'de geçen bir kısmı anlayamadık. Namazda olan bir kimse çömelmez ve dirseklerini yere serip yüzü koyun yatmaz. Evet, namaz kılarken çömelmek yoktur namazın içerisinde. Namazda ya rüku vardır, rüküye gider, ya secdededir, ya oturuyordur, ya da kıyamdadır. Zaten bu dört hareket farzdır. Namazın farzı dörttür. Kıyamda durmak, ayakta durmak, rükuda durmak, secde etmek, oturmak. Bu çömelmek yoktur namazda. Bir kimsenin sağlığı yerinde değil ise, belinde, ayaklarında bir yerinde rahatsızlığı varsa, oturamıyorsa, o zaman çömelebilir. Çünkü normalde bir kimse gücünün yettiğinden sorumludur. Gücünün yettiği yere kadar namazda veya oruçta veyahut da ibadetlerde gücünün yettiği yere kadar yapar. Gücünün yetmediği yerden sorumlu olmaz. Geri kalanı ima ile yapar. Tabii şimdi Diyanet zaman zaman bunu işaret ediyor. Hani sandalyelere oturarak da namaz kılınmaz diye. Hanefi'ye göre sandalyede namaz yoktur. Bir kimse eğer ayakta duramıyorsa oturarak da namazı kılar. Sandalye değildir. Diyanet orada haklı. Bir kimse ya oturarak da namazını kılar. Mesela ayakta namaza başladı, belinde problem var, oturup kalkmasında sıkıntı var. O kimse oturduğu anda ayakta namaza başladı, rüküye gitti, secdeye gitti, secdeden kalktı, bir daha kalkamıyor artık. Bitti işi. Oturarak da namazı kılar.
ayakta hiç duramıyor. O kimse oturaraktan namaza başlar, oturaraktan bitirir. Oturaraktan namazını kılarken de ayakları uzatmasını gerekiyorsa, başka alternatif yoksa Beytullah'a doğru ayaklarını uzatır, namazını öyle kılar. Çömelmek yoktur. Dirseklerini yere seyip yüzü koyun yatmak da yoktur. Namazda bu dirsekler var ya, secdedeyken bu dirsekler böyle yere vurulmaz erkeklerde. Bu dirsekler yere değmeyecek hiç. Ne yapacak? Dirsekler kalkacak secdedeyken. İkincisi, bir kimse secde halinde yüzü koyun da secde edemez. Yüzü koyun yataraktan secde edemez. Bakın, bize Kur'an yeter derler ya, hadis-i şerifleri inkar eden, hadis-i şerifleri inkar eden, hadis-i şerifleri kabul etmeyen, ne yazık ki dünya üzerinde ve Türkiye içerisinde, benim dilim varmıyor bunlara bir şeye benzetme, bu tip böyle fasit insanlar var. Bunlar fasit. Bunların bilgileri de, ilimleri de fasit. Bir kimse hadisleri inkar ediyorsa onu dinlemeyeceksiniz. O fasit. Onun ilmi de fasit. Dinlemeyeceksiniz hiç. Veya işte ya, hangi hadisler sahih ki? Dinlemeyeceksiniz onu. Oturmuş hadis hafızları oturmuşlar. Geldilerine gittilerine bakmışlar. Geldilerinde bir sıkıntı olan kimse demiş ki bunun ravilerinden filanca ravi sıkıntılı. Demiş ki bu işte ravilerinden şurada bir problem var. Bu raviden böyle rivayet edildi. Bu raviden böyle rivayet edildi. Metinlerle hiç oynamamış hiç kimse. Hadislerin metniyle hiç oynamamışlar. Nasıl duydularsa, nasıl topladılarsa, yazılı kaynaklarda ne varsa onları toplamışlar. Ravileriyle ilgilenmişler, nakledenlerle. Lafızla metin ne değil. Şimdi yeni çıktı bu, 40-50 yıldan beri, 100 yıldan beri yeni çıktı bu. Bu İslam düşmanlarının içimize attığı bir bomba. Adamın hiç evinde hadis kitabı yok. Adamın dini bir bilgisi yok. Onun ağzında sakız. Hadislerin hangisi sahih? Sakız olmuş. Adı ister profesör olsun, ister alim olsun, ister şeyh olsun, ister işte mürşid olsun, ister şimdi yeni çıktı ya, kendisine nebiyim desin, resulüm desin. Var ya şimdi, mümbit toprak bunlar. Bunlar asıl hadisleri inkar ediyorlar. Çünkü hadisleri inkar ederekten daha önce yapamadıklarını yapacaklar. Cumhuriyet ilk kurulduğunda Millet Meclisi'nde namazı kılınışla alakalı tartışmalar var. Camilere sıralar koyalım, herkes namazını öyle kılsın. Sırada. Namaz ne? Orada işte Hristiyan adeti gibi bir şey okuyacaklar, ilahi okuyacaklar, namaz kılınmış olacak. Bunların tartışması yapıldı Türkiye'de. Hadisleri inkar edenler ne yazık ki, ne yazık ki din düşmanlarına yardımcı oluyorlar. Başka bir şey değil. O yüzden birisi hadisleri inkar etse, secde etmek, yüzü koyun yatmak dese kim ona hayır diyecek? Birisi dese ki Allah'ı yanlarınız üzerine yatarken, ayaktayken, otururken, yanlarınız üzerine yatarken zikredin ayeti kerime var. Namaz da zikirdir. Ben yataraktan namaz kılacağım dese kim ona diyecek ki yatarak namaz kılınmaz? Evet, yüzü koyun namazda yatamaz bir kimse. Öyle secde edemez. Zira Ebu Zer radıyallahu anh, sevgili dostum, beni horoz gibi yeri gagalamaktan, köpek gibi gömelmekten ve tilki gibi dirseklerimi yere serip yüzü koyun yatmaktan nehyetmiştir demiştir. Köpek gibi çömelmek şeklinde söylenenden kasıt nedir? Köpekler böyle çömelirler ya,
iki ayaklarının üzerine kalkar, ön ayaklarında otururlar ya, köpek gibi oturmak köpek oturuşudur o ya. Ellerini normalde, ayaklarını normalde ayakların üzerine kalkar, ellerini de böyle tutarsanız namazdayken bu köpek oturuş olur. Bu da ne olmuş? Nehyedilmiş. Allah bizi affetsin inşallah. Kaçta kalmışız? 'İnsanın içinin istediği şeyse geçip gider. Sonu yoktur. Çorak yere ekilmiş tohum gibidir. Bitmez, meyve vermez. Onun verdiği şey pişmanlıktır. Ondan elde edilen şey ancak ziyandır. O sonunda kolay değildir. Sonunda adı güç olur onun. Gücü kolaydan ayırt et. Bunun da yüzünü sonuna göre gör. Onun da yüzünü sonuna göre. Bir tomarda da bir usta ara. İşin sonunu görmeyi soyup sahibinde bulamazsın. Her çeşit dine uyanlar kendilerine göre işin sonunu gördüler. Gördüler ama sonunda suçlara tutsak olup gittiler. İşin sonunu görüş elle dokunmuş değildir. Böyle olsaydı dünyada aykırılık mı olurdu demişti. Öbür tomarda da usta da sensin, çünkü ustayı da sen tanırsın. Adam ol, adamlara maskara olma. Yürü, başının çaresini gör, sersemleşme demişti. Öbür tomardaysa bunların hepsi de birdir demişti. Kimi ki görürse şaşı bir adamcağızdır o. Bir başkasındaysa yüz demişti, nasıl bir olur? Bunu kim düşünebilir? Meğer ki insan deli olsun. Bir söz var ki öbürünün tam zıddı. Şekerle zehir nasıl bir olabilir? Zehirle şekerden geçmedikçe birlik gül bahçesinden nasıl koku alabilirsin? O İsa dininin düşmanı 12 tomara bu çeşit yazılar yazmıştı işte. 12 tomar. Hristiyanlıkta 12 tane tarikat vardır. Kendi içlerinde. Musevilikte 12 tane tarikat vardır. Mesela Muhammedi tarikatlar da kendilerini böyle anlamsız bir şekilde 12 hak tarikat söylemi üzerine oturtmaya kalkarlar. Bu 12 tarikat, bazılarında 14 derler, 12 derler filan. Bu ta Musa aleyhisselamın kavminden itibaren süre gelen bir kadim bir gelenek. Fakat acı olan şu, İslam dünyası da bundan etkilenmiş ve ilk bu birinci 100, ikinci 100, üçüncü 100'den sonra sufi hayatı, züht hayatı tarikatlaşmış. Bu 3. 4. yüzyıldan sonra denilebilir ki Osmanlı'da 1600'lere kadar bu tarikatlaşma sistemi çok büyük hatalar, kusurlar işlememiş. İşlevini yerine getirmiş. Ama 1600'lerden sonra ne yazık ki 1700'lerde bu daha da ağırlaşmış. 1800'lerde artık ayyuka çıkmış. Tarikatlaşmış olan sufi gelenek ne yazık ki, bu benim kendi fikrim, kendi düşüncem, işlevini yerine getiremez olmuş. Yerine getirememişler.
Tabi bizim buradan şimdi bunu konuşmamız, o zaman için var olsaydık, yaşasaydık, öyle diyeyim. O esnada, o boğuntunun içerisinde herkesin boğulması da belki de makul olacaktı. İşte o gerçekte Yahudi ama kendisini Hristiyan gibi gösteren vezir, her topluluğa farklı risaleler yazaraktan insanların temiz din duygusunu sömürmeye başlamıştı. Hazreti Mevlana bize bunu örnekliyor ki biz de uyanalım. Dinin gerçeği olan Kur'an ve sünnetten uzaklaşmayalım. Din, Kur'an, sünnet, o Kur'an sünnete sımsıkı yapışalım. Tabii bunları söylerken de bize de değişik işaretler veriyor. İnsanın içinin istediği şeyse geçip gider, sonu yoktur. Çorak yere ekilmiş tohum gibidir. Bitmez, meyve vermez. İnsan kendi içinden hep bir şeyler geçirir ya, habire içinden geçirir insan. O içinden habire geçirip götürdüğü şeyler o kimsene bir şey vermez. Ne zamana kadar? O kimse o içinden geçirdiklerini aktif hale getirirse, bu iyiliklerse, o iyiliklerin semeresini görür. Eğer bu hayır hasenatsa, aktif hale getirirse, o zaman o hayır ve hasenattan muhakkak kendisi alacaktır. Gücü kolaydan ayırt et. Bunun da yüzünü sonuna göre gör. Onun da yüzünü sonuna göre gör. Bir şey kolaysa veya bir şey güç ise sen ona göre onun sonuna bak. Kolaysa o kolayın sonunda hüsrana uğrayabilirsin. Zorsa o zorun sonunda sen iyiliğe, güzelliğe mazhar olabilirsin. Bir tomarda da dedi ki bir ustara. İşin sonunu görmeyi soy sop sahibinde bulamazsın. Sen kendine bir mürşit ara. Sen kendine bir usta ara. Senin baban marangoz olabilir. Ama sen babandan marangozluk sanatını öğrenmediysen, babanın marangoz olması senin marangoz olmanı göstermez. Ya işte bunun dedesi şeyhti. Dedesinin şeyh olması torununun şeyh olacağını göstermez. Babası alimdi. Babasının alim olması oğlunun da alim olacağını göstermez. Babası şeyhti. Oğlunun da şeyh olacağını göstermez. Uyanık ol. Kendine bir usta ara. Aa, bu İmam-ı Azam Hazretleri. Harika. Oğlu İmam-ı Azam gibi olacak diye bir kaide yok. İlim babadan oğula geçmez. İlim kendi üzerinde koşanın hakkıdır. Velilik babadan oğula geçmez. Kim Allah yolunda cehd ederse Cenab-ı Hak ona nasip ederse eder. Ona diyor ki sen işin soyuna sopuna bakma. Ya kendine bir usta ara. Hatta sen dahi o soydan soptan gelebilirsin. Var ya şimdi dünya üzerinde biz diyorlar ki işte Ehl-i Beyt'iz. Ehl-i Beyt'in yoluna can kurban. Ehl-i Beyt'iz diyen kimse sünnet-i Resulullah'a uymuyor. Filanca şeyhin evladı. Harika. Ama dergahta görünmüyor hiç. İşte onun dedesi filanca zatmış. Harika. Onun dedesi mi kurtaracak? O kimse kendisi Kur'an ve sünnet dairesinde cehd edecek. Her çeşit dine uyanlar kendilerine göre işin sonunu gördüler. Gördüler ama sonunda suçlara tutsak olup gittiler.
Herkes kendince cenneti hedefledi. İşin sonu ne? İşin sonu cennete girmeyi düşünüyor bütün din salikleri. Bir İsevi'ye gidip sorsanız cennete gitmek istiyor. Haklı. Musevi'ye sorsanız cennete gitmek istiyor. Haklı. Muhammedilere sorsanız cennete gitmek istiyor. Haklı. Herkes işin sonunda cennete gitmeyi isterken son olarak, ama o yol içerisinde onlar günah kebaire giriyorlar. Günahlara dalıp batıyorlar. İşin sonunu görüş elle dokunmuş değildir. Böyle olsaydı dünyada aykırılık mı olurdu demişti. İşin sonunu görmek insanın elle dokuduğu kilim gibi değil ki. Bir secdadeyi alırsın, secdadenin dokunmaya başladığıyla sonunu görürsün. İnsan ömrü sonu belli değil ki. Ve nerede son bulacağı belli değil. Nerede son bulacağı belli değil ise sen işin sonunu görmüyorsun. İşin sonuna dair elinde bir vesika yok. İşin sonuna dair elinde senin bir ölçü yok. O zaman sakın kendi kendine son nefesten emin olma. Öbür tomarda da usta da sensin. Çünkü ustayı da sen tanırsın. Öbürkünde de dedi ki mürşit sensin asıl. Neden? Mürşidi tanıyan sensin. Hani vardır ya böyle mürit adayları. Karşısındaki şeyhi imtihan etmeye kalkar. Hani böyle kendince talebeler vardır. Karşısındaki alimi imtihan edecektir. Böyle küstahlar çoktur. Adam şeyhin huzuruna giderken ben kalbimden bir şey geçireyim bakayım bilecek mi bilmeyecek mi? Onun kalbinden geçeni bilirsen sen şeyhsin. Ama onun kalbinden geçeni sen bilmezsen hiçbir şey değilsin. O gelir kendince böyle bir de yüzünü o böyle asar. Onun prototipi farklıdır. Hep böyle eksik gedik bakar ne yapıyorlar diye. Bir de kalbinden habire bir şey geçirir. Senin işin gücün yok, sen de onun kalbinden geçeni söyleyeceksin. Ondan sonra şöyle der. Ben gittim oraya. Benim kalbimden geçeni bilmedi. Bunu Şeyh Efendi'ye yapmış birisi, bana anlatıyor. Mustafa kardeşim dedi, benim kalbimden geçene bir işaret vermedi dedi. Ben böyle ilk önce ne diyeyim diye böyle baktım, ondan sonra dedim ya olmamıştır. Böyle durdu. Hani ben olmamıştır diye. Böyle durdu. Dedim bal arısının necasette işi ne dedim. Bal arısı çiçek arar dedim. Senin kalbinde dedim bal var ise muhakkak arı konar oraya dedim. Ama dedim senin kalbinde necaset varsa arı konar mı oraya dedim. Konmaz dedi. Ha bunun gibidir belki de dedim ben. Ağır geldi tabi o arkadaşa. Bu uzun müddet içinden çıkmamış bunun. Bu hadise ödemiş de oluyor. Bir melami şeyhi geliyor Salihli'den. Ona sormuş. Demiş ki ya o mürşidi kamil olsaydı senin kalbinden geçeni bilirdi. Ondan lafı almış bana geldi. Nerede dedim bu zat? Filanca yerde. Mürşidi kamil değil o dedim ben. Neden dedi? Senin kalbinden geçeni söylememiş bak dedi. Haydi yürü gidiyoruz şimdi dedim. Aldım eline gittim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bu kardeşin kalbinden geçeni söyleyememişsiniz. Kendi dilinizle demişsiniz ki dedim ben. Sizin senin kalbinden geçeni bilemeyen kimse mürşidi kamil değildir. Söz sizin mi? Evet.
Bu kardeşin kalbinden geçeni siz de bilememişsiniz. Mürşid-i Kamil değilsiniz. Kendi elinizle, kendi kendinizi astınız dedim. Böyle baktı. Siz kimsiniz dedi. Benim de kim olduğumu bilemedim. Bak hiç Mürşid-i Kamil değilsin sen dedi. Nasıl yani dedi. Bak alnıma dedim, ismimi oku. Git kardeşim, böyle şeylerle işimiz yok bizim dedi. Böyle demişsiniz adama dedim. Söz dedim ispat ister. Dedim ispat edeceksin, benim adımı söyleyeceksin şimdi dedim. Nasıl alnına dedim, alnıma dayayacaksın, benim ismimi söyleyeceksin. İster kalbini kalbime dayayacaksın dedim, ister alnını alnıma dayayacaksın. Ne yapacaksan yapacaksın, bu işin yolunu bilen sensin. Madem ki Mürşid-i Kamil'sin, benim ismimi söyleyeceksin dedim. Madem ki Mürşid-i Kamillik bu. Söylediği şey oldu. Özür dilerim. Öbürküne demiş, bu deliği nereden buldun? Ben gittim tabi orada. Demiş nasıl? Deli demiş o ya. Görmüyor mu demiş, nasıl konuşuyor adam demiş. Gözlerini fark etmedin mi demiş. Yok be, bizim Mustafa demiş ya. Hani bizim Mustafa. Yok demiş ya. O demiş farklı, gözleri farklıydı onun. Koşa koşa geldi. Bu. Selam aleyküm, aleyküm selam. Bakıyor öyle benim gözüme. Dedim benim gözümde bir şey yok. Şimdi. Ne varsa senin gözünde var dedim. Melamiler böyle muhabbeti çok severler. Bunun gibi Allah bizi affetsin. Öbürkünde de diyor ki usta sensin. Neden? Ustayı tanıyan sensin. Ustayı tanıdıysan usta sensin. Vardır ya öyle. Hani birisi birisini böyle met eder. Met edilen bakar. Bunu ancak sen anladın. Ne büyük oneredir o. İki yalak birbirini, iki salak birbirini ağırlıyor. Sen muhteşemsin. O da diyor ki sen daha da muhteşemsin. O diyor ki sen muhteşemin kareköküsün. O da diyor ki sen muhteşemin küpüsün. İki yalak salak birbirine ağırlıyor bunlar. Bir de öbür kişi şöyle. Yok canım estağfurullah, hani yan cebime koy. Allah muhafaza eylesin. Usta ya o. Şeyhi o tanıyor ya. Mürşidi o tanıyor ya. Ondan başka mürşit tanıyan yok ya. Nefis, kibir insanı bu noktaya götürür. Devam ediyor. Adam ol. Adamlara maskara olma. Yürü başının çaresini gör, sersemleşme demişti. Sen bırak. Ortalıkta sen ne mürşit arıyorsun? Senin cebinden kaç tane mürşit çıkar? Sen ne usta arıyorsun? Cebinden kaç tane usta çıkar senin? Sen ne alim arayacaksın da gideceksin onun dizinin dibinde oturacaksın da ilim öğreneceksin? Senin cebinden ne kadar alim çıkar? Ya sen bir sefer adam oldun mu yeter bu mesele. Hiç önemli değil. Sana hiçbir şey lazım değil. Öbür tomardaysa bunların hepsi de birdir demişti. Kim iki görürse şaşı bir adamcağızdır o. Bütün hepsi de bir. İki gören şaşı. Şeyhi bir gör. Şeyh, Hazreti Peygamber ve Allah. Sen onları bir gör. Veyahut da Hazreti Peygamber, Hazreti Allah. Sen onları bir gör. Şaşı olma. Şeyhinle Allah. Onları bir gör. Şaşı olma. Ya bu insanlar hepsini bir gör. İyisi de kötüsü de birdir onun. Ya iyiler biraz faziletli değiller mi? Yok canım, ne alakası var? İyisi de kötüsü de birdir. Sen bir gör. İki gören nedir? Şaşıdır. Öyle söylüyor. Kim iki görürse şaşı bir adamcağızdır o. Bir başkasındaysa yüz demişti. Nasıl bir olur? Bunu kim düşünebilir meğer ki insan deli olsun? Birisinde dedi ki herkesi bir gör. Öbür topluluğa da gitti. Dedi ki ya yüzü nasıl bir edeceksin?
kesreti çokluğu nasıl teke indireceksin? Nasıl zıtlıkları birlikte toplayacaksın? Nasıl çokluğu birlikte toplayacaksın? Kafan çalışmıyor. 100 kişiyi ardı ardına ekle, onu bir gör. Bu olacak bir şey mi dedi? İfsad ediyor, fesada boğuyor ortalığı. Bir söz var ki öbürünün tam zıttı. Şekerle zehir nasıl bir olabilir? Hani şekeri de zehiri de bir göreceksin ya. Zehiri yutuyorsun, başlıyorsun titremeye. Şekeri yutuyorsun, tat alıyorsun. İkisinde bir gör diyor onu. Başka bir yerde. Öbür yerde de diyor ki ya zehirle şeker bir görülür mü? Aklın yok mu senin? Zehir öldürür, şeker diriltir diyor. Böyle dediğime bakmayın. Şeker de adamı öldürür. Yavaş yavaş öldürüyor. Zehirle şekerden geçmedikçe birlik gül bahçesinden nasıl koku alabilirsin? Ya bundan zehirle şekerden de geç. Bütün her şeyden geç. Her şeyden geçmedikçe ne olur? Birlik kokusunu alamazsın. Önceden her şeyde birlik kokusu vardı. Şimdi her şeyden geçerekten birlik kokusu alacaksın. Hep tenakuz. Hep zıttına söylüyor. Her tomarda. O İsa dininin düşmanı 12 tomara bu çeşit yazılar yazmıştı işte. O İsa dininin düşmanı ne yaptı? İşte böyle bütün tomarlara yazılar yazaraktan halkın dinini ifsad etti. Halkın dinini bozdu. Aynı şey bizde de var şimdi. Bunu Hazreti Mevlana o gün için buradan örneklemiş ama bizde de şimdi var. Biz doğruyu, gerçeği, hakikati görmekten uzakız. Niçin? Bizim ellerimizde de tomar tomar yazılar var. Biz direkt Kur'an ve sünnetin kaynağına inemiyoruz. Direkt Kur'an ve sünnete bakamıyoruz. Öyle olunca bizim elimizde de tomar tomar yazılar oldu ve dinin bu noktada Allah muhafaza eylesin özünden sapanlar oldu. Kur'an'a göre insanın ve kainatın yaratılış sebebi nedir? Hangi ayetler bunu açıklar? Ayet olarak şimdi size bunları sıralayamam ama velakin tanınmak için yaratıldı insan. İbadet etsin, Allah'ı tanısın diye. Sihirlere okumak önceden beri vardır. Mesela sihir çıkarsa böyle sihir çıkan çizerler eskiler, oraya okurlar, o da şifa bulur. Vardır bu. Kıbrisi Hazretleri'yle bir ilginiz var mı? Yok. Kıbrisi'yle alakalı hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Onların dergahlarıyla da oradaki şeyhlerle de hiç alakamız yok. Hakkınızı helal edin. El Fatiha'ma selavat. Amin. Hadi bu hafta rahat ettiniz ha, sorular gelmedi. Bana fotoğraf gönderdiydi soruları getiriyorum diye. Sorular gelmedi. Allah yardımcımız olsun inşallah. Selamun aleyküm.